Merhaba, hoş geldiniz. Un helvası hazırlayacağız. Bütün aşamalarını anlatmaya çalışacağım size. Rengi ve kıvamıyla bu harika lezzeti mutlaka deneyin. Tarifimizi hazırlamaya başlayalım. Hazırlayacağım ilk olarak. Böyle bir su bardağı dolusu toz şekerim var. Tencereme alıyorum şekerimi. Üzerine bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Bardak ölçüm 200 mililitre. Şerbetimi ocağa aldım. Kaynatmayacağım. Sadece böyle şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Biraz ısınacak şerbetim. Şekerim de eriyecek ve kenara alacağım. Tencereme bir yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum. Üzerine de yarım su bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı ekliyorum. Ve yağlarımı ısıtıyorum. Tereyağım eridi. Yağım iyice ısındı. Şimdi 2 su bardağı bu şekilde un ilave edeceğim. Yağımın üzerine. Bir. Ve bu da ikinci bardağı. Bardak ölçüm 200 mililitre söylemiştim. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Ocağımın altını kıstım ve sürekli karıştırarak unumu kavuruyorum. Unumuzu yakmadan kavurmamız gerekiyor. Bunun için de sürekli karıştırmalıyız. Unumun rengi dönmeye başladı. Bir 10 dakikadır kavuruyorum. İyice kendini de bıraktı zaten. İstediğimiz renk ulaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz. 25 dakikadır kavuruyorum helvamı. Aslında biraz istediğim renge geldim ama bir 5 dakika daha kavuracağım. İstenen renk aslında şu ahşap rengine ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü şerbeti aldığında da biraz rengi koyulaşacak. O yüzden hani ahşap kepçenizin rengine ulaştığımızda artık helvamızın kavurma işlemi hazırdır. Kavurma işlemi tamamdır. İstediğim renge de ulaştım. Şimdi şerbetimi ilave edeceğim. Şerbetimi çok hızlı bir şekilde döküp karıştıracağım. Topaklanma olmaması için hızlı hızlı karıştıracağım. Şerbeti hemen çok hızlı çekiyor. 1 dakika içinde bütün şerbetini çekti. Dediğim gibi topaklanma olmaması için sürekli karıştırmazsınız. Bütün şerbetini çektiğine emin olduğunuz anda artık ocağınızın altını kapatın. Şöyle bir kıvam olacak zaten. Şu kıvamı yakaladığınızda yeterli. Artık ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Helvamızı hiç bekletmeden şekillendirelim. İsterseniz düz bir tabağa komple serip üzerini düzelterek şekil verebilirsiniz. İsterseniz bir kaşık yardımıyla böyle kaşık kaşık şekil verebilirsiniz. Ben böyle bir aparat yardımıyla şekillendireceğim. İstediğiniz şekilde helvanıza şekil verebilirsiniz soğutmadan. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup paylaşımlarımıza beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.